Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Node.js tarafında executable bir script'in nasıl çalıştırabiliriz? Ona bakınıyor olacağız. Yani ne demek istiyorum? Aslında ben npx create react app, işte npx vite olsun, npx tailwind olsun, hani gibi gibi böyle çeşitli paketleri ne yapıyorum? npx ile direkt ben çalıştırıyorum ve çalıştırdıktan sonra benim için belli başlı işlemler ne yapıyor? Gerçekleşiyor değil mi? İşte bunun mantığını nasıl kurabiliriz? Ona bakıyor olacağız. Hemen şuradan VS Code'u açalım. Ardından new file index.js diyorum. Güzel. Index.js dedim. Şimdi gelip diyeceğim ki işte console.log selam. Hiçbir problem yok değil mi? Node index.js dedim ve çalıştı. Güzel. Şimdi ben istiyorum ki tamam bak bu çalışsın ama bu çalışırken bunun usr bin envc node olacak. Yani bu node üzerinde execute edilecek. Node ile birlikte çalıştırılacak. Peki ne zaman? Şu zaman yani ben bine gelip dersem ki ne diyelim? Hello komando olsun. Böyle bir isimlendirme yapalım. Index.js'i ne yapsın? Benim için çalıştırsın. Gayet güzel. Şimdi ben gelsem desem ki npx ne dedik? Hello command mı dedik? Evet. Oops. Hello command çalıştır dediğimde ne yapacak? Benim için gidecek register'ya bakacak. Diyecek ki hop. Ben register'da böyle bir paket bulamadım. Haklı çünkü ben bunu publish etmedim. Publish etmek zorunda da değilim. Ben bunu lokalimde de kullanabilirim. Yani illa bunu ben publish edeceğim, oradan kullanacağım gibi bir durum söz konusu değil. Ama tabii ki de edilebilir. Lokalde de kullanılabilir, publish edilebilir, kendiniz için yazabilirsiniz. Şirketiniz, okulunuz ve benzeri gibi işleriniz için publish edebilirsiniz. Yahut da başka işlemler yapabilirsiniz. Şimdi iyi, güzel, hoş, tamam ama nasıl kullanacağım? Gelip diyeceğim ki npm link. Kardeşim sen bunu linkle. Yani ben senden ne zaman gelir de şu komutu istersem sen git bir bridge ol, yani bir köprü ol, bak git bana onu getir demiş oluyorum aslında npm link ile birlikte diyeyim ve ardından npx hello command'ı bir çalıştırayım. Evet bakın selam şeklinde ben ne yaptım? İlgili değerimi gördüm. Gayet güzel. Ben artık bundan ne yapabilirim? Artık lokalde linkledim, köprüledim paketimi global için. Peki ben artık bundan ne yapabilirim? Yani ne gibi bir fikir üretebilirim? Örnek veriyorum. Ben giderim. Bir tane komut yazarım. Ve bu benim için mesela GitHub'taki bütün projelerimi çeker ve istediğimi şak diye gelir buradan pull ederim. Yahut da bir template oluşturmuşumdur. Direkt ben o template'i klonlayabilirim. Yahut da başka bir işlerim vardır. O işlemlerimi gelip buradan yapabilirim. Hatta hemen şuraya gelelim. Basitçe mesela require process. Mesela ben çalıştığım dosyayı öğrenmek istiyorum. Directory, current work directory. Hemen geldim. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın sen diyor C users PC altındasın. O zaman ben ne yaparım? İşte buradan shell komutlarını çalıştırırım, bir bat hazırlarım, bir script hazırlarım. Derim ki işte sen buraya make'dir, işte şöyle bir klasör oluştur, benim template'imi kur gibi gibi, hani birçok işlem ne yapabilirim? Yapabilirim. Mesela basitçe aslında örnek olması açısından şöyle yapalım. Ne diyelim? Require child process içerisinden exec'i alırsam ben diyeyim ki sen ne yap? Constant mesela diri çalıştır. Ne yapsın? Exec işte dir diyorum. C iki nokta üst üste slash. Şöyle yapalım slash. Bunun dir nokta std out on data olduğu zaman sen ne yapacaksın? İşte bu datayı al.
datayı al. Console.log data diye mesela yazdır diyebilirim. Şuraya gelelim. Evet, bakın bana C için gitti. İlgili komutu çalıştırdı. Yahut da dir burayı çalıştır diyebilirim. Burayı çalıştır bakalım burada neler varmış. Nokta dediğimizde burada çeşitli şeyler de mevcut. Güzel. Peki başka ne yapabilirim? Mesela gelip diyebilirim ki işte node version diyebilirim. Çalıştırdığım zaman bakın data v1615 şeklinde ilgili node'un versiyonunu bana ne yaptı göstermiş oldu. Yani biz ne yaptık? Biz aslında bu tarz işlemlerin hangi mantıkta ve ne şekilde çalıştırıldığını bin ile ve ilgili yemini geçirmesi sayesinde yapabileceğimizi öğrenmiş olduk. Bundan sonrası tamamen ne yapmak istiyorsam gidip ilgili işlemi ona göre yapabilirim deyip bu dersi burada sonlandıralım.